Kişisel ayarlarımızı ayarlarken şöyle bir şey demiştik. Hatta e, isterseniz gidip bakalım. Setting'e tıklamıştık. Kişisel ayarlarımızı ayarlamak için. Burada bizim kişisel ayarlarda e, dil ve timezone'u değiştirebiliyorduk. Dili değiştirirken hatırlarsanız e, biz İngilizce, Portekizce değiştirmiştik hatta Fransızca olabilir demiştik. Burada gördüğünüz dillere değiştirebiliyorsunuz. Ama burada Türkçeyi göremiyoruz. Ne demiştim ben? Türkçe ile alakalı tam çeviri yapılmadığı için burada göremezsiniz. Ama yine kullanmak istiyorsanız bunu siz kampanya setting yapabiliyorsunuz. İsterseniz Türkçeyi ekleyelim ve kullanalım. Nasıl olduğunu görelim beraber. Tekrar setup'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Setup'a gittikten sonra en alt kısımda kampanya setting'in içinde language settings var. Yani dil ayarları var. Ona tıklarsınız. Buradan siz dil ayarları yapabiliyorsunuz. Size burada aslında söylüyor diyor ki enable diyor. Yani o benim size bahsettiğim tam çevirisi yapılmayan diller burada arkadaşlar. Tam çevirisi yapılmamış. Burada Türkçe de var. Türkçe'ye bakıyorsunuz. Türkçe nerede? Onu hemen buradan görebilirsiniz. Ben şu anda göremedim. İsterseniz search yapalım. Evet Türkçe de var, ee, Türkçe burada aşağıda değil. Eğer Türkçe'yi kullanmak istiyorsanız yukarı Enable yapmanız lazım. Eğer e, aşağıda Arapça kullanmak istiyorsanız Arapça burada. Ya da Pakistan, Urdu burada var. Bunları kullanmak istiyorsanız burayı seçmeniz gerekiyor. Ee, ama bunlar End User Language yani siz buradan Türkçe kullansanız bile bu sistemde kullandığınız dil değişiyor. Ee, gördüğünüz bu User Interface Türkçe'ye dönüyor. İsterseniz bunları enable yapalım. Sadece Türkçe enable yapalım. Şu anda Türkçe var. Ama sağ tarafta sizin normal dili değiştirirken gördüğünüz diller var. Sol tarafta eklenmeyenler var. Yani aslında var. Sizin için mevcut ama kullanmaya hazır değil. Türkçe sol tarafta görüyorsunuz. Onu sol taraftan sağ tarafa atmanız lazım. Kullanabilmek için. Sağ tarafa atıyorum. Save diyorum. Artık Türkçe bizim e, dil seçeneği olarak karşımıza çıkabilir. Nereden çıkabilir? kişisel ayarlarımıza gidersek oradan bizim dilimizi language and timezone diyor dilimizi buradan değiştirebiliriz artık Türkçe'yi seçebiliyoruz Türkçe en alta var Türkçe'yi seçebiliyorsunuz ve Türkçe'yi seçtiğiniz zaman artık her şey Türkçe olarak karşınıza geliyor eğer Türkçe olarak kullanmak istiyorsanız kampanya setting'e gidip dil ayarlarından Türkçe'nin olduğu kısmı enable yapmanız gerekiyor Ondan sonra yine kişisel ayarlarınıza gelip İngilizceyi Türkçeye çevirirseniz her şeyi Türkçe görmüş olursunuz. Ama dediğim gibi bazı şeylerin mesela chatter var. Chatter İngilizce. Bazı şeylerin değişmediğini göreceksiniz. Mesela buradan kuruluma giderseniz görüyorsunuz artık setup kurulum oldu kuruluma giderseniz ve nesne yöneticisi olarak gördüğünüz Object Manager'a girdiğiniz zaman hala Object Manager yazdığını göreceksiniz. Bu değişmemiş. Ya da Items Sorted by Label diyor. Bunlar değişmemiş. API name değişmemiş. Type değişmemiş. Açıklama değişmiş ama Type değişmemiş. Yani %100 Şema Builder. %100 yüz bunun e, çevirisi yapılmamış. O yüzden ana dillerin arasında koymamışlar kendiniz enable yapıp kullanmak istiyorsanız o şekilde size bir seçenek vermiş kurulumdan gidip Türkçe'yi enable yapabiliyorsunuz. Ben tek, tekrar settingden e, dilimi değiştirmek istiyorum. Çünkü İngilizce kullanmak istiyorum. Eğer sizde bir e, İngilizce kullanan bir şirkette çalışmak istiyorsanız o zaman İngilizce kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle Türkçe kullanmayın. Terimlere aşina olmanız gerekiyor. Ben buradan tekrar dil ayarlarına geliyorum. Dil ve zaman dilimine tıklıyorum. Türkçeyi İngilizceye çevirip tekrar İngilizceyi kullanmak istiyorum. Evet arkadaşlar eğer Türkçe kullanmak istiyorsanız Setup, Company Settings, oradan e, Language tekrar göstereyim istiyorsanız Setup'a gidiyorsunuz. Ondan sonra Company Setting'e geliyorsunuz. Onun içinde Language Setting var ona tıklıyorsunuz. Ve Türkçenin olduğu bölümü Enable yaptıktan sonra sol taraftaki dillerden şuradan istediğiniz dilleri sağ tarafa aktarabiliyorsunuz. Ben Türkçe'yi soldan sağa aktarmıştım. Artık Türkçe'yi e, dil olarak seçebiliyorsunuz.